اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد hassantukum bil hayyil qayyum allazi la yamut abada ve dafa'tu anni ve ankum es-su'a bila havle ve la kuvvete illa billahi alayhi'l azim bu nefsin hilesi hem gadri çoktur maharik yerleriyle sekri çoktur söndürme senin aşkın mekri çoktur kalursun yolda bil su'i fikri çoktur Hatarlardan geçip Hakk'a gidelim, cemali ve kemale seyredelim. Muhterem müminler, Rabbimiz Celle Celaluhu bu kısa hayatımızda bizlere çok kazandırmak istiyor. Bunun aksine baş düşmanlarımız olan şeytanul lane ve nefsi emmare ise ne kadar aşağı indirebilirsek, ne kadar yok edebilirsek, ne kadar eksiye yazdırabilirsek bunun planlarını kuruyor. Bakınız ümmetin en değerlerini bize sorsalar hiç şüphesiz hepimizin vereceği cevap Bedir eshabı olacaktır. Bedir eshabı hakkında bir gün Cebrail aleyhisselam Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna geliyor ve soruyor ki Ya Resulallah Eshab-ı Bedri nasıl görüyorsunuz? Onların durumu sizin indinizde nedir? diye sual ettiğinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ehli Bedir hüm min efsalin nas Bizim indimizde insanların en faziletlileri Bedir eshabıdır diye cevap veriyor. Cebrail aleyhisselam da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Ya Resulallah aynı şekilde Bedir'e inen melekler de melekler katında en değerli, en kıymetli melekler olarak sayılıyor diyerek tasdik ediyor. Bu Bedir eshabı hakkında Rabbimiz Celle Celaluhu Sa'idhu Billah la fi buyuruyor. Allah yolunda öldürülenlere sakın ha ölü demeyin. Bel ahyaun. Bilakis onlar diridir. Diyerek Bedir eshabının hali hayatımızda bazı sıkıntılı durumlarımızda bize müdahale ettiklerini, yardımcı olduklarına bir işaret vardır. Yine Sa'idu billah fel müdebbirati emrah İşleri tedbir edenler, düzenleyenler ayet-i kerimesinde Fahru Razi buraya Bedir eshabını işaret eder. Yani hayatımızdaki dar kaldığımız, sıkıntıya düştüğümüz anlarda Bedir eshabı manevi olarak bizlere destek olur. Yine Bedriye olarak geçen Eshab-ı Bedrin isimleri kim sıkıntıya düştüyse, kim dara düştüyse, kim hastalandıysa, kim işlerinde darlık yaşıyor ise, Bedir eshabının isimlerini okusun, bunları vesile kılsın ve Rabbimize dua etsin. Kesinlikle bu sıkıntısı, bu darlığı, bu üzerindeki ağırlığı ondan kalkacağı müjdesi verilmiş ve bu tecrübeyle sabit olmuştur. Rabbim bu Bedir eshabının manevi yardımlarıyla çıkmaz sokaklara girdiğimiz, darlandığımız, sıkıştığımız anlarda o yardımlarla manevi huzuru, bereketi, feyizi yakalamayı cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Bu Bedir eshabı nasıl oldu da bu değere, bu ünvana, bu kıymete kavuştu? Yine Kur'an-ı Kerim'e müracaat ediyoruz. Ve Rabbimiz Celle Celaluhu bizlere bir yoldan işaret veriyor. Buyuruyor ki, Sa'idu billah, Ve adi'u Allah'a ve Resulahu ve la tenaza'u fe tefşelu ve tedhebe rihukum vasbiru inna Allah'a ma'as-sabirin. Ve adi'u Allah, Allah'a itaat edin. Ve Resulahu, Allah'ın Resulüne itaat edin. Ve la tenaza'u, Birbirinizle çekişmeyin, münaza yapmayın. Fetefşelu. <laughs> Eğer yaparsanız korkar, zafa düşersiniz. Ve tedheberi hukum. O zaman manevi gücünüz, kuvvetiniz gider. Vasbiru, sabredin. İnnallaha ma'as sabirin. Allah sabredenlerle beraberdir buyuruyor. Bu ayetlere baktığımızda Medine-i Münevvere'ye hicret eden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve muhacirler aradan iki yıl gibi bir zaman geçiyor. Bir gün Cebrail aleyhisselam geliyor ve diyor ki Ya Resulallah Mekke'den ayrılmış Şam'a gitmiş Şimmi'de dönmek üzere olan büyük bir kervan var. Böyle bir kervanın içinde Mekkelilerin büyük bir yatırımı var. Neredeyse hepsi buraya yatırım yapmış. Büyük bir kervan. 50 tane atlının koruması altında olan o güne kadar görülmemiş büyük bir kervan. Böyle bir kervanın varlığından haber veriyor. Tabi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gözlemci olarak Ureykıt adlında sahabe-i kiramı bu kervanın üzerine gönderiyor. O bir kolaçan etsin. Nereden gidiyorlar, şu an neler yapıyorlar diye, takip alsın diye. Tabii bu kervan konusunu günümüzde bazı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin düşmanları devamlı ortaya atarlar. Haşa derler ki, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem zorba bir insandı. Bak insanların malına çöküyor. Bak insanların mallarını yağma yapıyor. Diyerek Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkında böyle kötü ithamlarda bulunuyorlar. İşin aslı alsın nasıl? Bir de oraya bakalım. Bakın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iki yıl önce neredeydi? Mekke'deydi. Muhacirler iki yıl önce neredeydi? Mekke'deydi. Mekke'den Medine'ye nasıl göç ettiler? Bir muhacir Mekke'den çıktığı vakit elindeki bütün mala Mekkeliler el koyuyordu. Buradan bir çöp dahi götüremezsin. Bir zırnık dahi götüremezsin. Ne var ne yoksa hepsini el alıp bu şekilde gasp ediyorlardı kimilerinin çocuklarına kadar gasp ettiler. Şimdi böyle bir topluluk Medine-i Münevvere'de mallarının ticarete atıldığını duyuyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e de Rabbimiz Cebrail Aleyhisselam'ı gönderiyor. Sizin mallarınız. Sizden gasp edilen mallar şu anda orada. Alın onları. Bunlar sizindir diyerek Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e yol veriliyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde bir hazırlık yaparken kervanın başındaki Ebu Sufyan da Peygamber Efendimizin bu hazırlığından, Müslümanların bu hazırlığından haberdar oluyor. Bakın burası da çok farklı bir nokta. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanında bulunanlardan birisi Mekke müşriklerinin ajanlığını yapıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve müminlere hainlik ediyor. Bu bize çok da uzak değil günümüzde. Her insanı vatansever, her insanı gerçek şuurlu olarak görmek de biraz fazla lüks olur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi bile sırtından hançerlemek isteyen insanlar o gün var ise bugün onların torunları elbet olacaktır. Onun için müminler olarak Dakik olmamız lazım. Her şeyi inceden inceye hesap etmemiz lazım. Nerede, ne şekilde kimler bize yanaşıyor? Kimler bizden uzaklaşıyor? Kimler bizden için yaklaşıyor? Bunları hesap ederek yolumuza devam etmemiz lazım. Rabbimiz hayırlı insanlarla, güzel insanlarla hayatında güzel işler yapabilmeyi cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Ebu Sufyan'a bu haber geldikten sonra Ebu Sufyan da kendisine bir elçi tayin ediyor ve onu haberci olarak Mekke'ye gönderiyor. Mekke'ye giden elçi yolda tabi gidecek. Bir zaman geçiyor bu işte. O esnada Hazreti Atike annemiz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin halası olur. Kardeşi Hazreti Abbas'a bir rüya anlatıyor buyuruyor ki Mekke vadisinin üzerinde devenin üzerinde birini gördüm. O vadiden Mekke'ye yönelerek nida ediyordu, bağırıyordu. Ey alçaklar! Üç gün içinde gebereceğiniz yere gidin diye nida ediyordu. Yine aynı bu devenin üzerindeki kişi bu sefer Kabe'nin üzerine çıktı yine aynı şekilde ey alçaklar üç gün içinde gebereceğiniz yere gidin diye nida etti. Yine bu kişi bu sefer Ebu Kubey sepesinin üzerine çıktı oradan ey alçaklar üç gün içinde gebereceğiniz yere gidin çabuk gidin diyerek nida ettikten sonra bir kaya parçasını Ebu Kubey sepesinden aşağı yuvarladı ve yuvarlanan taş Mekke'deki evleri yıkmaya başladı. Sonrasında uyandım. Bu çok acayip bir rüya. Beni ürperten bir rüya. Ey kardeşim ne dersin diyerek Hazreti Abbas'a rüyasını anlatıyor. Hazreti Abbas radıyallahu anh bu rüyadan kimseye bahsetme dediyse de kendisi gidiyor birisini anlatıyor amcaoğluna. O ona o ona derken bu şekilde yayılıyor. Ve bu rüya Ebu Cehil'in kulağına gidiyor. Ebu Cehil, Hazreti Abbas'ın yanına geliyor ve diyor ki, sizin erkekleriniz bitti, şimdi de kadından peygamberleriniz mi türemeye başladı? Erkeklerinizden çektiğimiz yetmediği gibi şimdi de karılarınızdan mı çekeceğiz? Nedir bu rüya safsatası diyerek Hazreti Abbas'a bu şekilde hakaret bari sözler sarf ediyor. Ebu Cehil, her tarafı hainlik dolan, kötü niyetli bir insan. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun hakkında ümmetin firavunu, ümmetin en şerlisi olarak beyan buyurduğu kötü bir insan. Tabi bu söz, bu Ebu Cehil'in bu sözü bir şekilde Mekkeli hanımların kulağına gittiğinde onlar geliyorlar Hazreti Abbas'a çıkış yapıyorlar. Nasıl olur da bizim hakkımızda böyle konuşur, böyle hakaretler eder de sen de susarsın sesin çıkmaz diyerek Hazreti Abbas'a yüklenmeye başlıyorlar. Hazreti Abbas radıyallahu an. tabi bu dolduruşla beraber nerede görse neredeyse Ebu Cehil'e saldıracak. Ebu Cehil'den intikamını alacak. Üç gün geçmesini bekliyor. Çünkü Ebu Cehil ona şöyle diyor. Üç gün içinde dediğiniz olmazsa Kabe'nin duvarına ilan asacağım. Bunlar ailecek hepsi yalancı diyeceğim. Sizin hakkınızda böyle böyle bir ferman vereceğim diyerek bir çıkış yapıyor. Hazreti Abbas da bu üç günün geçmesini bekliyor ki o gün geçsin de Ebu Cehil'in haddini bildireyim diye. Bu şekilde üç gün geçerken tam Hazreti Abbas'la Ebu Cehil karşılaştıkları anda o anda birden bir ses geliyor. Zamzam. Zam. Ebu Sufyan'ın habercisi. Ey Mekkeliler çabuk toparlanın, çabuk toparlanın. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve ordusu kervanımıza saldıracak. Çabuk hemen bir araya gelip de bunu önleyelim diyerek Mekkelileri toparlanmasını talep ediyor. Tabi Ebu Cehil hemen mal gidiyor ya. Hemen birden insanları toparlıyor. Kısa bir zamanda 950 kişilik bir ordu kuruluyor. Bunların 700 tanesi atlı, 200 tanesi deve ile 50 tanesi de yaya. Bu ordu Bedir'e doğru yol alıyor. Amaç kervanı korumak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de yola çıktıklarında Rabbimiz Celle Celaluhu Peygamber Efendimiz'e Cebrail Aleyhisselam'ı yine tekrar gönderiyor. Ve Cebrail aleyhisselam peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ya Resulallah Rabbimiz ya kervan ya da Mekke müşriklerine karşı büyük bir zaferi size müjdeliyor. İstediğini seçin diye onlara beyanat yapıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem haber alıyor ki kervan bir şekilde gitmiş. Ebu Sufyan kervanı bir şekilde kaçırmış. Ama Mekke müşrikleri ise bu tarafa doğru, Bedir'e doğru yol alıyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bu fırsat bir daha ele geçmez. Rabbimizin de müjdesi var. Bu müjde ile beraber biz onları yeneriz diyerek çarpışmak için, savaşmak için yola çıkmak istiyor. O halindeyken Rabbimiz buyuruyor ki, Estaizu billah, Kema ahrajeke rabbuke min beytike bilhak. وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعد ما تبين كانما يساقون الى الموت وهم ينظرون. Ne zaman ki sen Rabbinin izniyle çıktın. Hak ile çıktın. Ama müminlerin içinden bir fırka vardı ki bunu istemiyordu. Onlar mücadele yapıyordu. Onlar ya Resulallah biz kervanın peşinden gitsek yetişiriz. Çarpışmayalım, savaşmayalım. Yanlısı tavır sergiliyorlardı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara ne kadar dediyse de kervan gitti, unutun o kervanı. Buradan sonra önümüzde bak Mekke müşriklerinin ordusu var. Gelin onlarla savaşalım. Rabbimiz galibiyeti bize ikram edecek dese de müminler bir şekilde münaza yapıyor. Bir şekilde peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle çekişiyorlardı. Tabi bundan peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kırıldı. Gücendi. Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Ya Resulallah üzülme. Biz seninle beraberiz diyerek teselli verdi. Hazreti Ömer radıyallahu anh hakeza peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Biz seninle beraberiz ya Resulallah diyerek bu şekilde moral verdi. Bunun üzerine Miktat bin Esvet radıyallahu an Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldi. Ya Resulallah Allah'ın emri neyse biz onunla beraberiz. Biz şunu biliyoruz ki sen her ne yapıyor isen, sen her ne yerde yürüyor isen o Rabbimizin emriyledir. Biz bugün Beni İsrail'in Musa Aleyhisselam'a yaptığını yapmayacağız. Nasıl ki Beni İsrail, Musa Aleyhisselam onlara Rabbimiz müjde verdi. Gidin falanca memlekette falancalarla savaşın. Buraya savaştığınız zaman galibiyet sizindir dedi. Beni İsrail ise elçiler yolladılar, gözlemciler yolladılar. Baktılar ki oradaki ordular çok güçlü. Çok savaşçı insanlar geldiler ve ne dediler? Ey Musa aleyhisselatü Vesselam, sen bizi ölüme mi sevk ediyorsun? Biz bu işte yokuz. Senle Rabbin ne yapıyorsa yapsın diyerek bu şekilde Musa Aleyhisselam'ı yarı yolda bıraktılar. Onlar yarı yolda bıraktı da Allah Celle Celaluhu oradan sonraki hayatlarını onları nasıl geçirtirdi? Onları 40 yıl küçücük bir sahrada döndürdü, dolaştırdı, döndürdü, dolaştırdı. Ömürlerini bu şekilde bitirdi. İşte Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem biz ümmetine bir yol çizdiği vakit bir mümin burada muhayyer değildir. Ya yapmasam da olur, yapsam da olur. Böyle bir seçenek hakkın yok. Yaptığın zaman kazananlardan olacaksın. Yapmadığın zaman da hayatını boş geçirenlerden olacaksın. Allah ve Rasulü'nün emirleri öyle bir kenara keyfi olarak bırakılacak emirler değildir. Bu emirlerle beraber bir insan Allah'ın rızasını kazanacak, Allah'ın bereketini kazanacak ve Allah'ın huzuruyla beraber her zaman verimli ve bereketli olacak. Ama aksi takdirde bir insan Allah ve Resulünün buyruklarını bir kenara itti, bir kenara koydu, kendimce bir şeyler yapayım, kendimce güzelin peşinde koşayım der ise bu insanın hayatı tıpkı beni İsrail'in 40 yıl bir sahrada bir çölde başı boş ne yaptıklarını bilmezcesine gezdikleri gibi bu hayatı sürdürecek ömrünün sonunda diyecek ki ben bu ömürde ne yaptım? Ama o pişmanlık ona fayda vermeyecek. İşte Miktat bin Esret Hazretleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Ya Resulallah sen bugün insanlığın en son noktasına gitsen en son insana ulaşmak için bir yola çıksan şunu bil ki biz de senin arkanda takipçilerin olacağız senden asla ayrılmayacağız diyerek Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bu şekilde güvence veriyor. Sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ensar'a yöneliyor. Ensar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin en dar zamanında, en sıkıntılı zamanındayken Ya Resulallah sen Medine-i Münevvere'ye geldiğin takdirde canımızın, kanımızın son anına kadar senle beraberi seni asla yalnız bırakmayacağız diyen o ensara Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yöneliyor. Ey ee ensar! Sizlerden Medine-i Münevver'in içindeyken bir güvence aldım. Ama şimdi bahsettiğim yer Bedir. Medine-i Münevvere'nin dışı yaklaşık 145 kilometre ileride bir yer. Bugünkü görüşünüz nedir? Siz bundan sonraki tavrınızı bana söyleyin. Dediklerinde Ensar adına Sa'd bin Muaz radıyallahu an söz alıyor. Ve diyor ki ya Resulallah sen bize denize girmeyi emretsen, sen ordunu denize sürmeyi emretsen biz seninle beraber denize gireriz. Seni asla yalnız bırakmayız biz her yerde senle beraberiz diyerek Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bu şekilde güvence veriyorlar. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Eshab-ı Kiram'ın bu duruşunu, bu güzel Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme teslimiyetini gördükleri vakit onlara şu müjdeyi veriyor. Siru ala bereketillah ve ebşiru fe inna Allah Teala vaadeni ihdet taifeteyn vallahi leke enni enzuru ila masari'il kavm Allah'ın bereketiyle yürüyün ey ümmetim ey eshabım Allah'ın bereketiyle yürüyün Rabbim bana iki taifeden birisini vaad etti Onların nerede, ne şekilde öleceklerini, nerede, nasıl galip geleceğimizin her birini tek tek Rabbim bana gösterdi. Yürüyün ümmetim diyerek Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de onlara bu müjdeyi veriyor. Bu müjde kıyamete kadar devam edecek bir müjdedir. Biz ne zaman ki ya Resulallah sen Rabbimizin en değerlisisin, sen Rabbimizin en kıymetlisisin. Sen bize nerede, nasıl yol çizdiysen, biz o yolda tıpkı Bedir eshabı gibiyiz. Tıpkı onlar gibi sana teslim oluyoruz dediğimiz her anda bilelim ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin siru ala bereketillahi ve ebşiru müjdesiyle beraber olacağız. Rabbim cümlemize bu teslimiyetlerle beraber, bu güzelliklerle beraber, Rabbi'sinin yardımını alan ve hayatının her alanındaki yaptığı güzelliklere bereket katılan mümin müminelerden olabilmeyi nasiple müyesser eylesin. İşte o peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yola çıkıyor. Yola çıkarken bazı hazırlıklar olacak. İşte o hazırlıkları inşallah önümüzdeki sohbetlerde devam edeceğiz. Rabbim cümlemizin teslimiyetini en zirveye جملة من لطفي ليسن إكرامي ليسن إلى شرف النبي وآله وأصحابه ومشايخنا الفاتحة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد